kalp krizinin başlangıç anından itibaren maalesef oradaki hücreler ölmeye başlayınca oranın elektrik sistemi de bozuluyor ve kalp işte fibrilasyon dediğimiz bir olay gelişiyor. Ventrikül fibrilasyon diyoruz ona. Yani kalp elektrik sistemi bozuluyor ve kısa devre yapıyor gibi düşünelim ve kalp kasılmıyor normal ve titreşiyor. Titreştiği anda da aslında kalp kasılmıyor, kalp duruyor. Kalp durduğu zaman da biliyorsunuz işte eğer müdahale edilmezse 3 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde maalesef ölüm de sonuçlanıyor. Maalesef şu andaki ölümlerin en büyük sebebi bu. Kalp krizi. Kalp krizi. Bu mekanizma aynı mekanizma boyun damarında da geçerli. Şah damarları diyoruz ya da karotis arteri diyelim. Onda da aynı bir şekilde planın çatlaması, aniden tıkanması olabiliyor. Ya da oradan parçalar kopup küçük beyin damarlarının tıkanması olabiliyor. Feş de biliyorsun son evet. derece önemli. Mekanizma. Aynı şey bacak damarları için de geçerli, bağırsak damarları için de geçerli. Bunların hepsi son derece ölümcül ve ciddi sağlık problemi yaratan durumlar. Peki hocam, kadınlarda ve erkeklerde kalp krizi bulguları farklı mıdır? Krize dair ilk ve en yakın bulgular nelerdir? Kalp krizinde tabii ki en önemli bulgu göğüs ağrısı. Göğüste çok şiddetli bir ağrıdır göğüs ağrısı. Son derece kişileri rahatsız eden, belki dünyanın en kötü ağrılarından bir tanesidir. Çünkü neden? Diyelim ki bir yerimizi kestik, bir yerimizi iğne battı. Tam orada bir acı duyarız ama kalp krizindeki ağrı normal bir böyle bıçak saplanması ya da bir kesik gibi ağrı değildir. Daha çok künt bir ağrıdır. Ve kalp krizi esnasında da kalp tıkalı damarı ilerisi kasılmayı durdurduğu için, kalp kasılmadığı için o anda ciddi kalp yetmezliği gelişir ve kişide göğüs ağrısıyla birlikte şiddetli boğulma korkusu ve ölüm korkusu gelir. Yani bir insan boğulma hissini, durduğu yerde boğulma hissini gelmesi son derece rahatsız edici bir şey. Ve geçmez de. Ağrı keçide içerisinde geçmez değil, alt hasarını geçmez. Bu kalp krizindeki ağrı geçmez. O damar tıkanıklığını açana kadar.